Merhaba arkadaşlarım. 3 Mayıs 2018. Kötü başlayan bir gün. Yıllık enflasyon son 12 ay ortalaması %11'in üzerinde. %11'in üzerinde. Merkez Bankası ise %7.4 demişti. Öyle bir şey. Aldık başımızı gidiyoruz. Haliyle dolar da 4 lira 23 kuruşu gördü. Bir taraftan Standard & Poor's'un açıklamaları, bir taraftan da enflasyon. Ekonominin ne kadar sarsak, ne kadar düzensiz ve oynak olduğunu bir kez daha gösterdi. Hiç hava atmayalım. Standard & Poor's'a da hiç kızmayalım. Biz istediğimiz kadar Türk'ün Türkiye propagandasını yapalım. Ekonomi çok süper, harika büyüyoruz falan diyelim. Bütün bunların hepsi birer aldatmacadan ibaret ne yazık ki. Lütfen gerçekleri görelim. Gerçekleri göremezsek tedbir almayız. Batıyoruz derken boşuna söylenmiyor. Elbette batmayız, ölmeyiz ama yüzeriz de. Ama çok enerji harcarız. Çok ıslanırız. Çok perişan oluruz. Ne olurdu yolun başındayken daha henüz diyelim ki dönün. Dönün bu hatalardan. Standart'tan Poor's'a güvenmiyoruz. Sen güvenmiyorsun ama dünya güveniyor. Küresel yatırımcılara ihtiyacımız var. Türkiye'de para yok. Bankaların paraları da tükendi. Sayın Cumhurbaşkanı bağırıyordu geçenlerde. Bankalar çok para kazanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı, bankalar para kazanıyordur. Doğrudur ama kağıt üstünde para kazanıyor. Mesela amcanızın oğlu geldi size Sayın Cumhurbaşkanı. Dedi ki ya Tayyip abi be, bana 1 milyon lira ver dedi. İş yapıyorum, sanayicilik yapıyorum dedi. Peki dedin sen, sizde 1 milyon lira paramızı verdiniz ama dediniz ki %15 faiz alırım. %15'e faiz istediniz amcanızın oğlundan Sayın Cumhurbaşkanı ve hesabınıza muhasebecisiniz, bunu bilirsiniz. 1 milyon 150 bin lira alacak kaydettiniz faiziyle beraber. Bir sene sonra o kadar para alacaksınız. Ama kuzeniniz gitti, işler berbat. Neden berbat? Sizi tenzih ederim. Kuzeninizin amcası kuzeninizin bütün müşterilerle kavgalı. Müşterinizin mal aldığı yerlerle kavgalı, mal sattığı yerlerle kavgalı. Herkesi küsmüş, gücendirmiş. Kuzeniniz sizden aldığı parayı doğru dürüst çalıştıramayarak sürekli zarar eder hale gelmiş ve etmiş. Hesaba bakıyorsunuz siz, kuzeninizden 1 milyon 150 bin lira para alacaksınız. Oh, 1 milyon 150 bin liram var diyorsunuz. Ya banka, banka. Aynı sizin çok kızdınız, çok para kazanıyor dediniz, banka. Para nerede sizin para? Kuzeninizde. Kuzeniniz ne yaptı parayı? Yedi bitirdi. Hani sizin paranız? Sayın Cumhurbaşkanı, şu anda banka sistemi ne yazık ki bu kadar değilse bile buna benzer durumda. Konut alsınlar diye milyonlarca vatandaşımıza kredi verildi. Peki güzel, iyi, iyi yapıldı. Nerede? Ne halde insanlar? Hele dövizle borçlananlar, 270 kuruştan borçlananlar şu anda 4 lira 23 kuruş. 270, 2700 lira taksit ödeyenler şimdi 4200 lira taksit ödeyecek. Neyle ödeyecek Sayın Cumhurbaşkanı? Hangi parayla ödeyecek? Siz zam mı yaptınız? Sayın Cumhurbaşkanı, çok iyi bir insan olabilirsiniz. Çok iyi bir siyasetçi olabilirsiniz. Seçim kazanmakta dünyada üstünüze olmayabilir. Ama son 10 senedir Türkiye'yi kötü yönetiyorsunuz. Dışişleri Bakanlığı'nı perişan ettiniz. Ne kadar iman varsa doldurdunuz. İşte dışişlerimizin hali meydanda. Ekonomimizi perişan ettiniz. Ekonomimiz Kemal Derviş programıyla gayet iyi bir şekilde giderken 5 senede 3 misli büyümüşken siz o bütün eski bürokratları Halk Parti ya da ne bileyim ANAP'lı DYP diye kovdunuz. Yerine imamları getirdiniz. Ekonomimizin halini görüyorsunuz. Merkez Bankası'ndan Durmuş Yılmaz gitti. Ondan sonra Erdem Bey de başçı da fena değildi. Şimdi bir çocuk getirdiniz. Çok iyi bir insan olabilir. Ama Merkez Bankacılığı bilmiyor. Merkez Bankası sizin emirlerinizle yürüyor. Sık sık çıkıp bağırıyorsunuz faizleri indirin. Faizler inmez Sayın Cumhurbaşkanı. Faiz emir komuta dinlemez. Öyle dik kafalıdır bu faizler. Nitekim işte inmiyor. Döviz de inmez. İn demekle inmez bunlar. Şartlarını bekler. Arz talebi bekler. Arz talep kurallarına göre çalışır. Sayın Cumhurbaşkanı Adam Smith söylemişti. Bir papağana arz talep kanununu öğretsem onu iktisatçı yaparım. Öğrenin artık. Muhasebecisiniz. Ama bilmiyorsunuz. Bilmiyorsun Sayın Cumhurbaşkanı. Hiç olmazsa lütfen karışmayın. Lütfen karışmayın. Allah aşkınıza oturun şu Beştepe'de ya. Seçilirseniz de oturun. Seçilmezseniz de gidin oturun. Ama düşün ekonominin yakasında. Allah aşkına düşün. Yazık bu insanlara. Yazık, günah ya. Hoşça kalın benim canım dostlarım. Lütfen kusura bakmayın öfkem için. Üzülüyorum.